Ferdi ve Güngör Ete onlar da hayatımıza hiç tanımadığımız insanlardı. 3-5 komşu dışında da kimsenin tanıdığı insanlar değildi onlar. Kendi hayatlarında kendi yaşam savaşlarını veren bir karı kocaydı. Ta ki Güngör'ün ve Ferdi'nin çocukları bir gün babasına baba bu evde bir şeyler oluyor deyip 70 yaşında olan bugün bir adamın ...adını verene kadar. Sonrasında olaylar çorap söküğü gibi geldi. Ve ortaya çıktı ki... ...Güngör 7 yıl boyunca... ...bir e, kötülüğe maruz kalmış. Cinsel saldırı... ...cinsel istismar... E, ...ne derseniz deyin. Sonra ortaya çıkıyor ki bu kızcağız zaten... ...iki üç yaşında bir çocuk zekasına sahip. Zaten sarılıp sarmalanması... ...gerekirken tam tersi bir muamele olmuş. Şimdi efendim dün... ...dedik ki bu şahsın oğlu... DNA örneği vermeye gitti. Peki ne oldu? Telefonlarımıza cevap vermiyorlar. E be kardeşim cevap ver. DNA örneği verdim vermedim. E, bu konuda şunu düşünüyorum düşünmüyorum. Orada bir sessizlik hakim. Şu anda bizim telefonlarımıza çıkmıyor. Ferdi senden başlıyorum. Ne diyorsun? Sen buraya ne olursa olsun karının yanında yer almak için geldin. Bütün tepkileri göze alarak geldi biliyorsunuz. Bu şahıslar konuşmuyor. Ne diyorsun? Serap Hanım bu e, eşim bu halde olduğu halde bu şahıs eşime bu muameleyi yaptığına göre her türlü ne olursa olsun savaşacağım ben. Ben o yüzden e, adalet yoluyla çözüm bulamadım. Adalet yoluyla savaşacaksın. Çözüm bulamadım değil. Daha işin başındasın. Daha yeni başlıyorsun. Daha yeni başlıyorsun. Bir racatta bulundum. Ben kendimi yanlış far yanlış Hı. söyledim özür dilerim size başvurdum. Allah razı olsun sizden. Yani sona kadar gideceğim ben. Sözün bittiği yere, yere kadar gideceğim ben. Güngör. Efendim sen. Ee, ne olsun isterdin? Yani bunları hiç yaşamamış olmak isterdin herhalde. İsterdim Serap Hanım. Ben de isterdim. Nasıl gidiyordu? Her şey güzel gidiyor muydu bir zamanlar? Çok güzel gidiyordu. Bu olaydan sonra ne oldu? Eşimden arama soğukluk girdi. Yani Girdim. bir girdi. Öyle mi? Öyle. Mutsuzluklar oldu. Yani o eşim de üzüldü. Ben de üzüldüm. Kendi çocuğum da üzüldü. Bana diyorum ki yani Allah yukarıda olsun. Benim burada vicdanım rahat. Çıksın ortaya sarapam. Bu kadar saklanıyor. Bu kimden saklanıyor ya? Telefonları bağlanmıyor. Bir şey yapmıyor. Bu niye saklanıyor? Ama dili bulmayacak. İlahi adalet olduğu kadar hukuk yoluyla da e, adalet tecelli edecek ve her şey ortaya çıkacak. E, peki bu olayın ortaya çıkmasından sonra yani e, ortanca çocuğun babasının Ferdi olmayı, olmadığı ortaya çıktı. Ama Ferdi çok güzel sahip çıktı. Sana evet. da çocuklarına da şimdi biz kamera önünde görüyoruz ama arka planda da size sahip çıkıyor mu Ferdi? Halen çıkıyor. Eşim bak eşimin burada Hı. çok iyi. Ben eşimin hakkını ödeyemem. Eşim benim yanımda olsun ben de onun yanında olayım yani. Eşimden bin kat Allah razı olsun yani. Yani sana bir sıkıntı yaşatmıyor değil mi? Hiç yaşatmıyor. Biliyorsun. Halen, halen de beni üzmüyor. Ağladığım zaman gün gör niye ağlıyorsun? Ay canım benim. Aferin sana Ferdi. Hı. Hiç yani üzülme derdi. Hak yeni bulur derdi. O iki oğlunu da e, eşit oranda yine eskisi gibi seviyorsun değil mi? Evet. Hiçbir sorun yok. Serap Hanım, gerçek söylüyorum. Allah da yukarıda şahit. Yemin ederim dedim ya nefesinin son nefesim sonuna kadar çocuğum olarak seveceğim. Allah sana sağlıklı uzun ömür versin de bu karının ve çocuklarının başında ol. Bu kızın sana ihtiyacı var unutma bunu olur mu? Serap Hanım eğer ben bunu sevmesem şey yapmasam e, aile mahkemesine ver bir celsede boşanırdım. Neden? Ben bunu çok seviyorum. Gerçekten bak buradan da uydurmuyor. Sonuna kadar savaşacağım. Nesini seviyorsun mesela? Hangi özelliklerini seviyorsun gün Güngör'ün? Saf, temiz değil mi? Saf, temiz, gariban. Allah'ın bir emaneti. Bravo sana.